Selamlar herkese. Smite Rehber serimizin bu bölümünde Sylvanus var. Roma mitinden menzilli yetenek gücü muhafız tanrısı olan Sylvanus, özellikle sustain ve kitle kontrol bakımından güçlü, hasarları göğüsleyebilen, genellikle destek oynanan bir tanrı. Diğer tank desteklere göre rakipleri biraz daha rahatsız edebilen, biraz daha fazla rahatsız edebilen bir tanrı. Özellikle bu üçüncü yeteneği gördüğünüz gibi rakibi çekiyor. Basitçe söylemem gerekirse şimdilik. Bu mesela bayağı rahatsız ediyor. Birinci yeteneği işte yere sabitliyor. Yani kitle kontrol bakımından bayağı zengin olduğu için bayağı rahatsız ediyor bu yüzden işte. Pasifi doğanın koruması. Sylvanus'a düz vuruş yapan tanrılar %25 ihtimalle yere çakılıyor. Ama düz vuruşları yakıncı tanrının yapması gerekiyor. Yani Thor'da bu etki olur. İşte Ymir'de bu etki olur. Hani Nidd'de olmaz mesela. Hatta onu da şöyle göstereyim. %25 ihtimal birazdan elbet biri olur. Gördüğünüz gibi vurdukça vuruyor. Düz vuruşu bana yaptıkça yapıyor ama hiç yerine sabitlenmedi. Çünkü Nidd uzaktan vuruyor. Şimdi Thor'u açalım. Thor üstünde yapalım. Şöyle çağıralım bakalım. Vur bana. Birazdan yere çakılacaktır. Oha şansa bak. Heh, yere çakıldı. Daha demin yere çakıldı arkadaşlar. Hatta şu an Sylvanas'ın resminin üstünde doluyor bekleme süresi. Bu pasifin de bir bekleme süresi var tahmin edeceğiniz üzere. 12 saniyede bir bu pasif etkinleştirilebiliyor. Aynı zamanda hep şu önümde bir daire alan var. Gördüğünüz gibi. O Sylvanus'un düz vuruşlarında etkileyeceği yerler. Gördüğünüz gibi farklı, diğer tanrılardan farklı bir düz vuruş sistemi var Sylvanus'un. Önünüzdeki rakibin arkasına doğru da atabiliyorsunuz bunu. Önümde mesela bu Odin var. Ben ta karşıdaki Odin'e düz vuruş yapabiliyorum. Böyle uzakçı bir tanrı Sylvanus ama garip bir vuruşu var, animasyonu var. Birinci yetenek büyüyen yeşillik. Belirleyen alana tohum atıyor ve rakiplere hasar veriyor. Tohum da şöyle yine düz vuruş menzilimiz gibi. Tabii sadece hasar vermekle kalmıyor. Rakibin korumalarını da azaltıyor. Ve videonun da başında gösterdiğim gibi yere çakıyor. Eğer tohumu rakip tanrıya atamadıysak yere düştü diyelim mesela şöyle. Yere düştükten sonra 5 saniye sonra çiçek haline bürünecek. Yani çiçeğe dönüşecek. Böyle gördüğünüz gibi. Bunun çevresinde durursanız böyle zaten gösteriyor da menzilini. Mana yenilemeniz oluyor. Sizin ve bütün müttefiklerin yani takım arkadaşlarınızın mana yenilemesi kazanıyorsunuz. Tabii bu çiçek düz vuruşlarla yok edilebilir. Sonrasında da patlıyor bu çiçek ve rakibin korumalarını azaltıyor onları zehirleyerek. Bu çiçekten en fazla aynı anda 3 tane yere koyabiliyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim. Ben şu base'de de bir tane attım. Şurada gördüğünüz üzere. Ta burada. İkincisi de burada. Üçüncüyü de buraya attım mı? 3 taneyi atmış bulundum. Şimdi bir tane daha atarsam ilk attığım yok oluyor. Şu gördüğünüz gibi yok oldu base'de attığım ve burada 3 tane kaldı. Bir tane daha atarsam buradaki attığım yok oluyor. Bir de rakibi atayım. Rakibi attım. Rakibi attım. Rakibe hasar verdi ama buradakiler yok olmadı. Çünkü ben daha demin ne dedim? Yerde 3 tane olabilir dedim. 3'ten fazla kullanamazsınız demedim. Rakibe tutturursanız bunu yerdekiler yerde kalmaya devam edecek aynı sayıda. İkinci yetenek ruhlar. Dostları tık başına iyileştiriyor ve koruma veriyor onlara. Aynı zamanda rakiplere de tık başına hasar veriyor bu yetenek. Şöyle bir menzili var. Mesela şu iki rakibe hasar verip kendimi iyileştireceğim tık başına. Gördüğünüz gibi. Üçüncü yetenek ise gayet anlaşılması basit ama bir o kadar da etkili bir yetenek. Üçüncü yeteneğimizin adı ise Doğanın Kavrayışı. Yakaladığı rakibi sersemletip kendine doğru çekiyor. Bunu LoL oynayanlar bilir. Blitzcrank olsun, Thresh olsun, işte Nautilus olsun. Onların da buna benzer yetenekleri var. Böyle atıyoruz. Şöyle biraz ilerlesin. Atalım. Gördüğünüz gibi sersemlettik ve kendimize çektik Tanrı'yı. Bu da gayet önemli bir yetenek. Rakip taşıyıcıları böyle tutup çekebiliyorsunuz. Kendi içinize alıp bütün takım boyunca bütün takım arkadaşlarınızla gümbür gümbür ezebiliyorsunuz böylelikle onu. Bu yetenek şu yüzden önemli. Rakip taşıyıcıyı çektiğiniz an büyük ihtimalle oyunun orta seviye veya ileri seviyesindeyseniz rakibi çektiğiniz an öldürüyorsunuz. Yani bunu dikkatli kullanmanız lazım. Savaş başlatmak için de özellikle çok kritik bir yetenek. Dördüncü yeteneğimiz yani ultimiz Terra'nın gazabı. Etrafındaki rakipleri havaya fırlatır ve zehirleyerek tık başına hasar verir. Ultimizin menzili de şöyle. Şu ikisini de deneyeyim isterseniz. Kitle kontrol başlıklığı kazanıp
Bunları fırlattım ve şu an tık başına hasar alıyorlar gördüğünüz gibi. Ben bu yeteneği kullanırken sarı hale büründüm. Çünkü yine dediğim gibi kitle kontrol bağışıklılığı kazandım o sırada. Yani ben bu ultiyi kullanırken beni sersemletip ultimi iptal ettirememiş oluyorlar. Tekrar yapayım şöyle. Zıplatıp hasar veriyoruz. Ayrıca 3. yetenekte şöyle bir özellik de var, onu da söyleyeyim. Ultiyi de hazır bitirmişken. 3. yetenekle duvarın arkasından rakipleri çekebiliyorsunuz. Mesela şu karşıda Odin var. Onu bir çekmeye çalışacağım. Şöyle gördüğünüz gibi oradaki Odin'i buraya getirdim tutup. Gördüğünüz gibi duvarın içinden ala ala getiriyorum. Aa, burada takıldı. İlk defa böyle bir şey görüyorum. O kadar rehber çektim burada. Dur çekeyim de düzelsin. Bir de şöyle yere sabitleyeyim. Sylvanus'un kombosu ise şu şekilde. Rakibi 3 ile kendinize çekiyorsunuz. Çekilen rakibi 2 ile dibinizdeyken yere mıhlıyorsunuz. Ardından ultinizle, 4. yeteneğinizle havaya fırlatıyorsunuz. Yani 3 kere üst üste kitle kontrolü uyguladıktan sonra son olarak da 2. yeteneğinizle hasar veriyorsunuz. Eğer ulti kullanmak istemiyorsanız da onu çıkarabilirsiniz bu kombodan. Yine güzel bir kombo oluyor zaten. Gördüğünüz gibi Neat'i şöyle çektim. Üst üste kitle kontrol uyguladım. İkinci yeteneğimi de vurdum. Sylvanus'a eşya olarak bunları öneriyorum. Yani buradaki sıralamalar biraz rastgele oldu. Siz o sırada neye ihtiyacınız varsa onları alabilirsiniz. Tipik destek tank eşyaları var burada genellikle. Bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Benim Sylvanus hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Umarım verdiğim bilgiler işinize yarar. Bana destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olursanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.